ADD, Atatürk'ün silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın kahraman komutanlarını unutmadı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümünü Ankara'da ve tüm Türkiye'de şubeleriyle birlikte coşkuyla kutlayan ADD, dünkü Anıtkabir ziyaretinden sonra bugün de Ankara'da Devlet Mezarlığı'nda bulunan Milli Kurtuluş Savaşı komutanlarının kabirlerini ziyaret etti. ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, Ankara Eşgüdüm Başkanı ve Keçiören Şube Başkanı Fahrettin İmamoğlu, Çayyolu Şube Başkanı Leyla Alkıroğlu, Batıkent Şube Başkanı Erdal Hatun, Mamak Şube Başkanı Kazım Şahin, Polatlı Şube Başkan Yardımcısı Özgür Bilgiç, Genel Merkez Hukuk Müşaviri Avukat Hülya İren Üresin'le birlikte Atatürk'ün silah arkadaşlarının kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfiller bıraktılar. Ankara Mamak'ta bulunan bir okuldan adı kaldırılan Albay Reşat Çiğiltepe'nin kabrinde duygusal anlar yaşandı. ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık yaptığı kısa konuşmada, "Bir millet milli kahramanlarını unutursa kendi varlık nedenini unutur. Bir devlet milli kahramanlarını yani kendi kurucularını unutursa kimliğini, kişiliğini yitirir, başkalaşır, dönüşür ve en sonunda çöker." Dün Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İsmet İnönü'yü ziyaret ettik. Bugün de onların silah arkadaşları, Milli Kurtuluş Savaşımızın komutanlarını ziyaret ederek bir görevi yerine getirdik. Milletimizi, milli kahramanlarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz. Yurttaşlarımız Anıtkabir'e gitsinler ve buraya da gelerek Büyük Atatürk'ün silah arkadaşlarını ziyaret etsinler. ADD bundan sonra her milli bayramda, her milli günde önce Anıtkabir'e, sonra da devlet mezarlığına gelerek bir gelenek oluşturacaktır. Başta Büyük Atatürk olmak üzere tüm milli kahramanlarımızı ve şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz, dedi.